Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vanarya, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Güncellememiz gelmiş. Ben de dedim ki hemen çekeyim. Sizi daha fazla bekletmeyeyim. Bu arada açlık rotası. Haberiniz olsun yani. Hadi bakalım. Bir güç ne kadar belirsiz ve tehlikeli ise onun dizginlenmesi o kadar önemlidir. Bakayım, soğukkanlılıktan gidiyormuşuz, tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. İnsanoğlu büyümek ve gelişmek için doğar. Daha güçlü, daha akıllı ve daha özgün olmak için. Sonra da bunu çocuklarına aktarır. En güçlü olanın hayatta kalması olağanüstü bir durumu ifade etmez. Daha yüksek bir amaç yoktur. Öyleyse neden hala bir anlamı varmış gibi hissediyoruz? Neden umutsuzca dünyamızı savunmaya çabalıyoruz? Doğru, burada kalmıştık. Bölüm 4. Elveda Veba. Ben... Melekler ve Şeytanlar Okulu. Süvari indiğimiz arkasını döndü ve doğrudan bana baktı. Sen niye buradasın? Açlık bana döndü ve dudaklarını hafif bir gülümsemeyle şöyle dedi. Sana öldürmeyi öğretmek istiyorum. Diğerlerinin bilincini kaybetmemesi için onun gücünü bastırdım. Hayat annesi buraya geldiğin için seni cezalandırmayacak mı peki? Sen bu konuda fazla endişelenme. Dino kendine geldi ve önümde durdu. Burada pek hoş karşılanmıyorsun. Yo, gayet hoş karşılanıyor. Sorun değil, atlatırım. Seninle gelirim ama okuldan uzaklaşmamız gerek. Kimsenin gücünü hissedemeyeceği kadar uzağa. Nasıl istersen. Vicky, emin misin? Evet, bana öğretecek. Açlık elini uzattı. Gidelim o zaman. Parmaklarımı açık avucuna yerleştirdim ve yolu göstermesine izin verdim. Bana bakmaya devam etti. Öyle bakmayı kes. Neden? Gökyüzüne doğru yükseldik. Aptal ya. Kayalıkların arasında indik. Enerjisinin geçmesine izin vermiyorlardı ve birinin yanımızdan uçarak geçmesine endişe etmeksizin sakince pratik yapabiliyorduk. Açlık bir sigara yaktı. Kaldırım taşlarının üzerine oturdu. Bacak bacak üstüne attı ve düşünceli bir şekilde bana baktı. Ne sorsam? Hayat annesi ne yapıyor şimdi? Hayat annenin dünyalarımıza bağışımı ihtimali var mı? Hayat anneyi yenmenin bir yolu var mı? Ne zaman başlıyoruz? Acaba hepsini soracak mıyız? Ya da bir iki tane mi sorabileceğiz? O zaman dur, şöyle yapalım. Bunu soralım. Cevabımı beğenmeyeceksin. Bu yüzden mi bana öğretmeye karar verdin? Kısmen. Bunu söyleyelim. Tüm tanrıların yaptığı şeyi, gözlem. Gördüklerinden hoşnut mu peki? Sen hoşnut olur muydun? Ne görmek istediğime bağlı. Kaçamak bir cevap bu. Seninki de öyle. Çünkü net bir cevap yok. Bunu söyleyelim. Kabuğunu öldürmenin bir yolu var. Ama sonsuza dek yok edilemez. Hiç kimse tarafından. Yumurta tavuğu öldüremez. Ve hepimiz sonsuza dek kabuğumuzun rehinesi olarak kalmaya mahkumuz. Ne zaman başlıyoruz? Açlık izmaritini yerde söndürdü ama taşın üzerinde oturmaya devam etti. Benim gücüme sahip olmadığını artık anlamışsındır herhalde. Ben sadece içinde uyuyan şeyi uyandırdım. Benzer görünebiliriz ama bambaşkayız. Bu yetenek beni öldürüyor. Çünkü yaşam gücünden enerji alıyorsun. Ama dışarıdan da alabilirsin. Senin aldığın gibi mi? Evet, ama yaşayanlardan değil. Sonunda kalktı ve yanıma geldi. Tüm dünyamız bir enerji alışverişidir. İçinde bir şey var. Kırık. Farklı şekilde gelişti. Bir kalkan eksik ve diğer her şey domino taşları gibi farklı bir pozisyon aldı.
zinciri kırıldı. Hala ayakta olan taşlara ulaşmana yardım ettim. Ama ulaşabildiğim domino taşlarını kullanmaya çalışman kalan taşların devrilmesine yol açabilir. Peki ne yapmalıyım? Karşında hayat al. Kimden? Doğadan. Yenilebilir, tükenmez bir enerji kaynağı mevcut. Aşağı köklerini gönder ve enerjinin onlar arasında nasıl dolaştığını hayal et. Sen bir iletkensin. Doğadan enerjiyi al, sonra onu baskıla veya başkalarına çek. Yaşamsal güçlerin bozulmadan kalır ve doğa yeniden oluşur. Hayat annesi yürüdüğünde bir yandan her şeye çiçek açarken diğer yanda kömürleşiyordu. O böyle mi yaptı? Bu karşılaştırma elbette gurur verici olur ama pek uygun sayılmaz. Onun durumunda yok etme kanunları geçerli ya da daha doğrusu sembolik tezahürü. Peki bu gücü sonsuza dek kullanabilir miyim? Doğanın izin verdiği ölçüde kullanabilirsin. İyileşmek için zamana ihtiyacın olacaktır ama yer değiştirirsen yeniden enerjiyle dolarsın. Yani hareket etmem lazım. Evet. Bilmem gereken başka bir şey? Ben başkalarının acısını dindirebilirim. Sense acıyı bastırabilirsin. Yani eğer biri yaralanırsa yarısını geçiremezsin. Acısını deneyimleyemezsin. Ama acıyı hafifletebilirsin. Ağrı kesici gibi. Doğru. Egzersiz yapmak ister misin? Elbette. Aşık sırıttı. Bir sigara daha çıkardı ve kaldırım taşlarına geri döndü. O zaman başla. Kök saldığını hayal et. Bir şeyleri gözümle canlandırma konusunda deneyimliydim ve bu benim için kolay oldu. Görünmez dokunaşlar içimden fırladı ve toprağa deldi. Şimdi enerjiyi boşalt. Dokunaşların nasıl hareket ettiğini, doğanın yaşamını nasıl sömürdüğünü hayal ettim. Tamam, şimdi sana bir illüzyon göndereceğim. Bastır ya da bana doğru saptır. Gözlerimi açtım ve etrafımdaki kavrulmuş otları görünce bir an için kafam karıştı. Ama aynı zamanda içimde bir şey çiçek açtı ve güçlendi. Hadi. Gözlerimin önünde bir görüntü belirdi. Bana yaşama sevincimi geri verdin sen. Ne? Ne oldu ya? Seni bir esas alayım bir saniye. Bir saniye. Sakin. Aşık önümde duruyordu ama onda bir farklılık vardı. Yüzüne daha önce onda hiç görmediğim mutlu bir gülümseme yerleşmişti. Ona doğru gitmek istedim ama bir yandan bunun bir yanılsama olduğunu biliyordum. Sen burada değilsin. Elimi uzattım ve illüzyonu süvariye doğru fırlattım. Aşık titredi, bakışlarındaki farkındalık yok oldu. Önünde bir yerlere doğru bakıyordu ama başka bir şey görüyordu. Orada olmayan bir şey. Aşık dudaklarını araladı ve fısıldadı. Bir illüzyonla konuştuğunu farkında bile değildi. Vicky, gitme. Sonra gözlerini kırpıştırdı, kendine geldi, doğruldu ve sade bir kayıtsızlıkla bana baktı. Bir anına da olsa beni bile kandırmayı başardın. Gitmememi sen istedin. Gerçekten mi? Gözlerini kaçırdı. Benden gitmememi sen istedin. Gitme o zaman. Ya, aşık sigaranı hizmetine attı. Beni etkiledin, çabuk kavruyorsun. Peki, hayat annesi bana yardım ettiğini öğrenirse öfkeden deliye dönmez mi? Hayır, sana bir şans veriyor. Eğer bu şansı iyi kullanırsan kızmaz. Üzerimize izler bıraktı. Ne anlamı geliyor bu izler? Aşkın dudaklarının kenarları hafifçe yukarı kalktı. Dilini şaklattı ve kaşlarının altından bana bakarak başını salladı. Bu kadar açgözlü olma. Zaten yapmam gerekenden fazlasını yaptım. Devam edelim mi? Beni soruyor musun? Elbette, tabii ki. Bugünlük bu kadar yeter. Yorulana kadar antrenman yapmaya hazırım. Devam edelim mi dedi, değil mi? Of, kafam çok şey oldu. Bunda ünlem falan var. Bu kesin mizaç verecek. Başka hangisi mizaç verebilir onu düşünüyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Yorulana kadar antrenman yapmaya hazırım. Tabii ki diyelim. Tamam. Aşık parmaklarını uzattı. Şimdi beni acıdan kurtarmasın. Senle... Ay!
Ne yaptı? Aşık çevik bir hareketle tırnaklarını bileğine sapladı. Tırnakları derisini bıçaktan ya da beter kesti ve bordo renkli kıvamlı kan yere damlamaya başladı. Süvari irkildi ama görünüşe göre sadece bir şeyler hissettiğini göstermek için. Aşık elini hareket ettirdi ve kan daha da hızlı damladı. Yardım edebilir misin? Kan kaybından ölebilir misin? Başka bir süvariden bu şekilde kurtulmayı mı umuyorsun? Hayır, olur mu öyle şey? Ona yaklaştım ve çömeldim. Neden olmasın? Böylece geriye yalnız ölüm kalır. Vicky, eski ölümlü. Mahşerin atlarının katili. Kulağa hoş geliyor. Sesini seviyorum. Ya sen nasıl bir... Tamam, neyse. Birbirimizin gözlerinin içine baktık ama gözlerini önce kaçıran ben oldum. Aşık duraksadı, bileğinden damlayan kanlara baktı. Sonra sorduğumu çoktan unuttuğum soruya cevap verdi. Hayır, kan kaybından ölemem. Aşık şaşırtıcı derecede konuşkandı ama o an donmuş gibiydi. Ben de öyle. Aha, romantik müzik geliyor, Allah kahretsin. Tamam, ne yapacağımı bilemiyordum. Ona dokunmalı mı yoksa acısını sadece görsel olarak dindirmeye mi çalışmalıydım? Soğuk tenine dokunmak istedim. 31 elmas. Tamam, ona dokun diyoruz. Dokunabilir miyim? Ne gerekiyorsa onu yap. Bakışlara bak. Parmak uçlarına bileğine dokundum. Bazı yerleri kandan yapış yapış olmuştu ama beni rahatsız etmedi. Aksine bu durumda fazlasıyla samimi bir şeyler vardı. Süvari yaralanmıştı ve kesik derisine dokunmama izin verdi. Ama yine de savunmasız değildi. Bana baktı. Kalın koyu kirpikleri neredeyse gözlerini örtüyordu ve işlerine ne olduğunu okuyamıyordum. Durgun, düşünceli, kayıtsız. Yeteneklerine güveniyordu ve bu yüzden ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlama ihtiyacı yoktu. Tam tersine açlık bana kendi türüne karşı savaşmayı öğretti. Düşmanın eline silah verip onlara zayıf noktalarımı anlatabilir ve beni nasıl öldüreceklerini öğretebilir miydim? Kendimi tutamadım ve elimi yaranın üzerine gezdirdim. Direğe zar zor dokundum. Aşık ürperdi ama acıdan değildi. Kafamı kaldırdım ve onun sessiz sorusunu gördüm. Bakışlara bak, Allah seni kahretmesin. Eğildi. Kuzgun renkli saçları omuzlarından aşağı dökülüyor, neredeyse ellerimize değiyordu. Bunun mümkün olabileceğini tahmin etmemiştim. Daha önce kimse sana dokunan oldu mu? Bu şekilde mi? Hiç olmadı. Başka ne? Neyse. Gözlerin içine bakmadım ama ilgisini hissettim. Sonra ona tekrar baktım ve başımı kaldırarak dudaklarımızın birbirine değmesine izin verdim. Aşık önce azıcık uzaklaştı ama hemen bana ve dudaklarıma geri döndü. Birkaç yavaş öpücük. Sanki dudaklarımızla birbirimizi okşuyormuşuz gibiydi. Kalbim heyecanla atmaya başladı. Öpücüğü kestim, başımı indirdim. Elim onun elinin üzerine durmaya devam etti. Aşık saçlarımı kulağımın arkasına attı. Teşekkür ederim. Ne için? Hayat daha da ilginçleşti çünkü. Sesi sanki öpüşme onu hiç heyecanlandırmamış gibi sakindi ama sözlerinde samimi bir sıcaklık vardı. Doğruldu ve son sigarasını çıkardı. Daha önce kimseye öpmemiştim. Biliyoruz tatlım. Biliyorum. Kafa karıştırıcı mı oldu peki? Öyle mi olmalı? Hayır, bu harika. Kulağa romantik geliyor olabilir ama romantik bir tarafı yoktu. Sigarasını düşünceli bir tavırla dizine vurdu. Kesik bileğinin altından bir kan gölü oluşmuştu ama ikimiz de buna dikkat etmiyorduk. Aramızda alevlenen bir şeyler vardı. Geri dönüş olmayan, çekici, onu düşündüren, beni ise heyecanlandıran. Özel bir şey söylemedi ama nedense ortak dünyamızda onu benden daha fazla heyecanlandıran kimse olmadığını biliyordum. O ne derse desin, kimin emirlerini yerine getirirse getirsin, benden yana olduğuna dair aniden tam bir güven hissettim. O benimdi. Bu düşünce beni şok etmekle beraber kafama öylesine yerleşmişti ki kurtulmak mümkün değildi. O benim. Birbirinize bağlandınız. Birbirinize karşı sıcak hisleriniz var. Peki. Uyanmış gibi eline baktım. Dalgın bir şekilde onun ne hissettiğini anlamaya çabaladım. Fakat yalnızca bir tahmin yürütebildim. Sonra acıyı görselleştirdim. Yarayı pembe bir haleyle çevreleyerek yavaşça nabız gibi atıyordu. Aşkın hiç acı çekmediğini sezgisel olarak fark ettim. Yara aslında derin olmasına rağmen basit bir çizik gibiydi. Ama bu hoş olmayan karıncalanmanın bile köreltilmesi gerekiyordu.
Avucumu açtım ve sonra sanki acıyı sıkıyormuş gibi parmaklarımı yumruk haline getirdim. İşe yarayacak gibi görünmüyordu ama Aşık sessizce şunları söyledi. Aferin. Yarısı gözümün önünde iyileşti. Sanki hiç orada olmamış gibi ortadan kayboldu. Son kez kanın aktığı yeri okşadım ve sonra şaşkınlıkla eğilip bileğini öptüm. Aşık kısa başımı kaldırdı, parmaklarıyla çenemi tuttu ve beni tekrar öptü. O zaman aceleyle sanki yaptıklarımızı hafızamızdan siliyormuş gibi. Kırıkların arasında yalnız vakit geçirmenin ne demek olduğunu ikimiz de anladık. Bana onu öldürebilecek bir kılıç verdi. Ve onu ezebileceği kalbimi verdim. Süvari ayağa kalktı. Ben de onu takip ettim. Şaşkınlık içinde şöyle bir sallandım. Bu işle ilerliyorsun ama korkarım artık senin için gitme zamanı geldi. Arkadaşların endişelenmeye başlamış gibi. Geri gelecek misin? Sözlerimde umutsuzluk olmadığını umuyordum. Merak etme, geleceğim. Sana. Bazı sesler duyuldu. Seslere doğru döndüm. Bakışlarımı aşağı çevireyim de çoktan gökyüzündeydi. Süvari kayalıkların ardında kayboldu. Ben de çevremdeki solmuş otlara şöyle bir baktım ve yaklaşmakta olan kurum askerlerini karşılamak üzere havalandım. Ama eğitim bitmemişti. Eğitimler sürdü ve her zaman olduğundan daha da sertleşti. Yalnızca gücü sonuna kadar kullanmakta kalmamalı, savaşın kılıcını nasıl kullanabileceğimi de öğrenmeliydim. Diğer süvarilere karşı bunun ne kadar etkili olduğunu bilmiyorduk ama kesinlikle gücü vardı. Bu yüzden Dino bana bu silahı nasıl kullanacağımı öğretti. Rahat. Spor. Deri elbise. Tulum. Of çok iyi. Bu da görkemli. Kıyafete hiç para harcamak istemiyorum. Şu ikisi aynı. Ama bunu çok beğendim. Ya da harcayayım ya. Tamam, harcadım. Harcadım gitti. Benim kararlılık seviyem peki. Bunda dur. At kuyruğu, eğlenceli, sofistike. Hiçbirini beğenmedim ben. Bunu sadece beğendiğimi alacağım. Yani en pahalı diye şu ikisinden birini almayacağım çünkü pek beğenmedim. Aslında bunu da beğenmedim. Yani. Siyah olsun. Tamam. O anda Dino'dan gelecek darbeye savuşturmaya hazır bir şekilde kabzayı sıkıca kavramış duruyordum. Kılıcı elinden düşürmeme izin verme. Ama avantajını aklından çıkarma. Onu senin gibi kaldıramayacaklar. Edi, Sevim, Mimi ve Christopher de antrenman yapıyorlardı ama bizim dersimiz yüzünden sıklıkla dikkatleri dağılıyordu. Mimi ve Christopher hariç. Onlar birbirleriyle meşguldü. Fısıldaşıp kıkırdıyorlardı. Mimi rol yaparcasına bir şeyden rahatsız olmuş gibi dudaklarını büzdü. Kes şunu. İsteklerin benim için emirdir. Vicky, arkanda. Dino'dan gelen darbeye savuşturdum. Haber verme ona. Savaş alanında sessiz mi kalacağız yani? Savaş alanında da onu koruyacak biri illa olacak. Buna çok da bel bağlamasan iyi olur. Christopher haklı. Vicky, bloke et. Lanet olsun. Yavaşça döndüm ve Dino'nun enerjisi omuzuma çarptı. Devam edelim. Benimle bu konuda ilgilenmen harika. Fenzi ve etrafımda dolaşıyor, arada iğneleyici ama yararlı yorumlar yapıyordu. Dino, ellerini onunkiler gibi titreseydi tanınmayanlar bile sana gülerdi. Kabzaya daha sık sarıldım. Saldır. Babanın yanıldığını kanıtla, babamın. Dino içime enerji saldı. Kılıcıma koruyucu bir kalkan yerleştirdim ve enerji topunu onunla kestim.
Soğuk kanalda kuruduğuna daha iyi dönüşürsün. Duygularına teslim olma. Fenzo'ya soğuk bir şekilde baktım. Olmam. Antrenmanlar ise gün batımına kadar sürdü. Ardından Dino birikmiş bazı problemleri çözmek üzere ayrılmak zorunda kaldı. Lilith'in sesini duyduğumda yalnız kalmıştım. Yaralarımı inceliyordum. Bayağı çabalıyorsun. Başka seçeneğin var mı ki? Lilith gülümsedi ve yavaş yavaş bana doğru yürüdü. Seçenek her zaman vardır. Peki biraz tavsiye ne dersin? Zaten son zamanlarda herkes bana tavsiye vermek istiyor. Ama reddetmek çapsızlık olur. Seni dinleyeceğim meraktan. Bilmiyorum. Bu soğukkanlılık falan mı verecek acaba? Evet, öyle olacak yüksek ihtimalle. Hangisi daha sakin bir cevap? Çapsızlık olur. Bunu söyleyelim. Bilmiyorum. Bana bu şey gibi geldi. Ya neyse. Mizacı verdi. Kocaman gülümsedi ve yavaş etrafa dolanmaya başladı. Toparlanmamı izledi. Oleander'ı duydun mu? Dördüncü şeytan. Sadece var olduğunu biliyorum. Uyum çağından 33 bin yıl önce hüküm sürdü. Ve karısı Dolores'i tutkuyla sevdi. Nasıl biriydi? Lilith'e ne demek istediğini anlamamıştım ama oynamaya karar verdim. Güçlüydü. Çocuklarını ve karısını severdi. Ailesinin tahtının üstünü tutardı. Yakınlarına olan sevgisi onu zirveye taşıdı ama hırslarını da elinden aldı. O zamanlar Belial onun danışmanıydı. Dürüst olmak gerekirse bu kadar genç ve yakışıklı kalmayı nasıl başardığını anlamıyorum. Bir ölümsüz için bile. Birer fincan çay koyup dedikodu yapan arkadaşlarmışız gibi kaşlarını kaldırarak gülümsedi. Nasıl karşılık vereyim? Güzelliği göz korkutucu, bunda özel bir şey yok. Bunu söyleyelim. Bunu söyleyen tek kişi sen değilsin. Belial, su altı şehriyle savaş başlatmak için Hylpas'ın tahta çıkmasına yardım etti. Sözlerin bir kulağımdan girip diğerinden çıktığını fark ettim. Tüm bu isimler çoktan unutulup gitmişti ve artık hiçbir önemleri yoktu. Ama diğer yandan yanıldığımı da hissediyordum. Oleander, varis senin hayatını kurtarmak için savaşmadan tahtından vazgeçen tek şeytandı. Belial'in tavsiyelerine uyararak yeraltı mezarlarına kaçtı. Harpas'ın ve ardından Azrail'in hükümdarlığından sonra Lucifer'ın büyük babası Andras tahta çıktı. İşte o zaman Oleander'ın varisleri hapsedildikleri yerden kaçtılar. Andras, taht için kanlı kavgaların son bulması gerektiğini göstermek için yüksek sosyeteye dönmelerine yardım etti. Elini uzattı ve sanki ilk kez görüyormuş gibi ilgiyle baktı. Tinim neden bu kadar solgun olduğunu biliyor musun? Yeraltı mezarlarında hiç ışık ya da ateş yok. Oleander, büyük büyük babamdı. Lilith bana yaklaştı ve yanağıma hafifçe dokundu. Sesi bir ninni gibi yumuşacıktı ama bakışları bıçak gibi keskindi. Gençken öfkeyle yanıp tutuşurdum Vicky. Zalimdim ve kesinlikle uzlaşmazdım. Kaderim tahtın yanı başında doğmak olduğu için tüm dünyaya sinirliydim. Ama ben boyun eğmem gerekirken karanlığın ve kaderlerinden kaçan mahkumların arasında dolaştım. Ve sonra Lucifer'ın babasıyla tanıştım. Onun hiddeti ikimize de yetecek kadar büyüktü. Sakinleştim. Kalbimde farklı bir kapı açıldı. Ve şeytan benim sevgimden beslenerek en güçlü hale geldi. Hükmetme hakkından şüphe edilemeyecek birine dönüştü. Bana neden anlatıyorsun bunları? Hükümdarların arkalarındaki kadınlar onları daha güçlü kılar. Lucifer çok uzun bir süre ikinci varlığını kabullenemedi. Ama sonunda bunu başardı. Aşkımın üzerine düşeni yaptığını inanmak istiyorum. Lucifer'ı daha iyi tanımaya başlıyorsun. Peki. Lilith'in elleri aşağı indi ve parmaklarımı kavradı. Aşk ateşi kalbinde alev aldığında yapabileceklerini anladığına daha da güçleneceksin. Güven ona. Aşk için savaş. Tavsiyen için teşekkürler. Bunu kullanacağım. Yardımcı olabildiğime sevindim. Tigra yanağıma dokundu. Ardından gülümsedi ve yavaşça bahçeye doğru yürüdü. Güncel konuları konuşmak için Dino'nun yanına gittim. Pelagon yerinde oturuyordu. Her şey veba.
Niye öyle yazmış? Akademiden ayrıldığından beri hiçbir şey değişmemişti ama Dino'nun gelişiyle burası eskisinden daha rahat görünmeye başlamıştı. Kapıyı çaldım ve açtım. Mimi masanın yanında durmuş, sıkın sıkın kitaplardan birini karıştırıyordu. "Aa merhaba, sen de büyük ve korkutucu patrona rapor vermeye mi geldin?" Dino gülümsedi, gözlerini kağıtlardan ayırmıyordu. "Muzi bir ruh halinde misin? Christopher yüzünden mi?" Dino güldü, Mimi çenesini kaldırarak buğdelerini salladı. "Asla, o beni çok sinirlendiriyor." "Hoşuna gittiğini sanıyordum. Aslında buraya dersler hakkında konuşmaya gelmiştim. Öğretmenler dağıldı ve Harold ve Miss Lee'nin herkese yetişemiyor. Dediğim gibi, bunun biraz beklemekte fayda var. Yarın ne olacağını kim bilebilir? Herhangi bir haber var mı? Hayat aynasının gökyüzünde görüldüğüne dair raporlar var. Sadece izliyormuş. Peki süvariler? Öldürmeyi bıraktılar ama bu fırtına öncesi sessizlik. Lucifer cehennemde olanları tartışıyor. Belial endişeli. Malbot odasından çıkmıyor. Ona ulaşmaya çalıştın mı? Kapıyı çaldım ama cevap gelmedi. Tamam, sorunun ne olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Anne hakkında bir şey öğrenirsen beni haberdar et, olur mu? Elbette. Vedalaştım ve Mamonte'ye gittim. Harold ve Miss Lee'nin koridorun diğer tarafından bana doğru yürüyorlardı. Miss Lee beni görünce durdu ama sonra başını hafifçe eğerek yürümeyi sürdürdü. Birbirimizin hizasına geldiğimizde gözlerinde suçlu bir ifade belirdi. Ellerinde bir yığın kitap vardı. Nereden geliyorsunuz? Kütüphaneden. Bütün bu olanlar için hala kendimi kötü hissediyorum. Yardım etmek istiyorum. Hayat aynısından bahseden bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Ama nasıl yeneceğimizi bulmaya. Burada işe yarar bir şeyi bulmamız pek olası değil ama bir yerden başlamamız gerek. Ve sonra hafız adasına uçacağız. Nasıl cevap vermeliyim? Bulamazsınız. Can çıkmadan umut çıkmaz değil mi? Bu harika bir fikir mi Selina? Bu zaman kaybı. Bunu söyleyelim. Doğru. O zaman daha fazla sizi bölmeyeyim. Bir şey öğrenir öğrenmez hemen haber veririz. Harold ve Miss Lee'nin aceleyle yola koyuldular. Miss Lee'nin küçük bedenini izledim ve onun için üzüldüm. Kurumdaki pek çok kişi ona sırtını dönmüştü. Ve o kaybettiklerini geri almak için can atıyordu. Malbot'un kapısına durup dinledim. Odası tamamıyla sessizdi. Kapıyı çaldım ama cevap gelmedi. İçeri geliyorum. Kapı kolunu indirdim ve kapıyı yavaşça açtım. Sanki karanlık havada donmuş gibiydi. İçeride ağır ve korkutucu bir şey vardı. Onu hemen göremedim. Mamonte yerde oturuyordu. Yarı çıplaktı. Başı ellerin arasındaydı. İçeri girdiğimde doğruldu ama bir şekilde halsiz ve savunmasızdı. Şakaklarına ve alnına ter damlaları dolmuştu. Mamonte ağır ağır nefes alıyordu. Zincire vurulmuş küskün bir köpeği andırıyordu. Saldırmaya hazırdı ve bir türlü gelmek bilmeyen o anı bekliyordu. Kulağıma alışılmayan bir fısıltı geldi. Konuşanın önce Malbonte olduğunu sandım ama yaklaştığımda onun beyazlaşmış, sıkıca kapalı dudaklarını gördüm. Onu sen de duyabiliyor musun? Neyi tattım? Bana baktı ve geri çekildim. Göz bebeklerinin karanlık tarafından yutulduğunu görmeyi beklemiyordum. Neyin var senin? Şefamarım. Ona yaklaştığımda heyecanlı yüzüne bakarak yere yanına oturdum. Bu daha önce hiç başına gelmemişti. Son zamanlarda sürekli oluyor. Bu neden yapıyor ki? Tanrılar binlerce yılı bekleyebilir ama hesaplaşma anı gelip çattığında kanların son damlası kadar her şeyi alırlar. Oğlum. Oğlum gücümü al. Al. Aniden tüylerim diken diken olduğu için omuzlarımı siktim ve yaşadığım dehşete fazla belli etmemeye çalıştım. Korktum. Onu nasıl susturabiliriz? Mabonte acı acı gülümsedi. Bunu yapmanın bir yolu yok. Titredi, sessizce inledi. Yumruklarını sıktı ve bir tarafa doğru yalpalanmaya başladı. Mabonte! Yere düşmeden önce kafasını tutmayı başardım. Onu omuzlarına dayanarak hafifçe doğrulttum. Mabonte!
Yardım ihtiyacı vardı. Sana bir arkadaş gibi ihtiyacı var. Tamam. O uyana kadar yanında kal. Tabii ki. Arkadaş olaraksa her zaman. Onu dikkatlice yere indirdim ve bekledim. Nabote'nin kirpikleri huzursuz bir uykuda olduğunu belli ediyordu. Dudakları gevşedi ve yüzü huzurlu bir ifade kazandı. Onu uyurken izlemek tuhaftı. Sakin ve savunmasız, sanki tamamen farklı bir ölümsüzmüş gibi. Bunun sıradan bir şey olduğu günler geride kalmıştı. Birlikte yatağa girdik, uyuduk ve birlikte uyandık. Çoğu zaman. Ama o anda gerçek dışı bir şey gibi görünüyordu. Bizimle ilgisi olmayan. Birlikte olmasak da onu orada yalnız bırakamazdım. Ne de olsa biliyordum. Kimse ona yardım edemezdi. Aslında ben de edemezdim. Kendine gelmesini beklemek zorundaydım. O zamana kadar onun yanında olacaktım. Onun uyanmasını izledim. Tıpkı gücünün bedenimi ilk kez doldurduğu zamanki gibi. Acı içindeydim ve o yatağımın yanına oturup alnıma nemli bir havlu sermişti. Evet. Şimdi onun ilgilenme sırası bendeydi. Faydalı olduğum için mutluydum. Zaman geçti. Nasıl uyuyakaldığımı fark etmedim. Çenime birisinin dokunmasıyla uyandım. Gözlerimi hafifçe açtım ve Mabonte'nin düşünceli bakışlarını gördüm. Elini geri çekti. Beni bırakmalıydın. Nasıl bırakabilirdim? Mabonte ayağa kalktı. Yatağın kenarına oturdu ve yorgun bir şekilde göz kapaklarını ovuşturdu. Kimsenin buna şahit olmasını istemezdim. Ben hiç kimse değilim. Yani birbirimize yabancı değiliz. Yine de daha kötüsün sanırım. Bağlantımızın sayesinde Şef Amarino'nun sesini mi duydum ben? Sanırım öyle. Senden ne istiyor peki? Ona söz verdiğim şeyi vermemi istiyor. Ama neyin sözünü verdiğini söylemeyeceksin tabii. Söylemeyeceğim. Ya yorgunluktan ya da yardım ihtiyacı olduğunda yanında olduğum için duyduğum minnetten Mabonte'nin sesi normalden daha yumuşaktı. Bu doğru. Mabonte senin bu hareketin karşısında hoş bir sürpriz yaşadı. Arkadaşlarınız önemli ölçüde güzel gelişti. Peki. Yardım ihtiyacımız olduğunda bize yardım edeceğine söz ver. Söz. Sana güvenebiliriz değil mi? Gözlerimi kapattım. Zihinsel olarak bulantı noktasına kadar tükenmiş hissediyordum. Yalan da olsa bana güvenebilirsin. Sessiz sessiz güldüm ama gülmekten çok fıraklamaya benziyordu. Senin için bizi aldığımıza pişman olacak mıyız? Ne çok soru soruyorsun. Yorulmadın mı? En beklenmedik anda sırtıma bir bıçak saplanmasını istemiyorum. Böyle bir şey olmayacak. Mecazi olarak mı yoksa fiziksel olarak mı? Her anlamda. Ayağa kalktım. Tamam, umarım öyledir. Elimi ona uzattım. Önce parmaklarıma baktı. Sonra tokalaşmaya karşılık verdi. Gideyim o zaman ben. Ben kapının eşiğinde varmışken seslendi. Vicky. Evet. Teşekkür ederim. Ya. Geçmiş olsun. Mahmut yastıkların üzerine uzandı ve koluyla gözlerini kapattı. Kapıyı sessizce arkamdan kapattım. Burada Mabot rotasında ne oluyor aşırı merak ediyorum. Aşırı, hemen oynayacağım. Dışarısı hala karanlıktı ama güneş ufukta yükselmeye başlamıştı. Koridorun sonunda hızla yaklaşan bir gölge gördüm. Yeterince yaklaşınca Uysa'yı tanıdım. İnişli görünüyordu ve nefes nefese kalmıştı. Sonunda bağırıp çağırıyorum ama herkes uyuyor gibi görünüyor. Sorun nedir? Kira. Söyle bana, nesi var, iyi mi? Söyle bana. Uysa'nın yüzüne götürdüğü elleri titriyordu. Adayı uçtu, vebaya. Vebaya mı? O öldü ki. Vebaya mı? Ondan geriye ne kaldıysa tabii. Kira'ya bir şey olduğunu sanmıyorum. Kira tehlikede olabilir. Bence bunu söyleyelim ya. Durup dururken niye oraya uçsun? Gerçi tehlikeli olacak ne var anlamadım. Ay bilmiyorum. Fazla düşünmeyeceğim ya. Bunu söyleyelim. Al işte tahmin ettim ya. Peşinden gitmeliyiz. Koridorun sonuna doğru koştum. Semih ve Edin'in odasını arıyordum. Aynı kattaydılar.
Kapıyı çaldım, planladığımdan biraz daha sabırsızca. Ama çok da beklemem gerekmedi. Hey, saatin haberin var mı? Edi kapının içinde durmuş, üzerine bir şeyler giyiyordu. Zaman yok, benimle geliyorsun. Lütfen acele et, ya kaybolursa? Ne oldu ki? Semi. Süzünlerin arasında uçtum ve gökyüzüne beklemeye başladım. Semi'nin hazırlanması biraz uzun sürdü ama birkaç dakika sonra adaya doğru yol almaya başlamıştık bile. Peki bu telaş neden? Uçup gitti ama geri döner. O daha bir çocuk Edi. Ayrıca mühürlerden birini açmış ve hayat aynısının ikisini çekebilir. Elimi onlara doğru salladım. Üzerine işaret parlıyordu. Hala ne işe yaradıklarını bulamadın mı? Henüz değil. Miserina ve Herat üzerine çalışıyorlar. Hey, onu görüyorum. Edi hızlandı. Biz de peşinden. Adaya varmadan önce Kire'yi gördüm. Devasa bir adanın arka planında gökyüzüne dolanan küçük bir noktaydı. Kira, ne yapıyorsun sen burada? Kira sesime döndü ama sonra tekrar yoluna devam etti. Bebağdan geri hiçbir şey kalmamıştı. Rüzgarın içinde kayboldu. Peki Kira neden oraya uçtu? Onun anasını onurlandırmak için mi? Veda etmek için mi? Bebağının kılıcı yerdeydi. Ölüm süvarisi onu yerden kaldıramamıştı. Onun kafasını kesmiş olmasına rağmen. Kira kılıcın önünde durdu ve düşünceli bir şekilde ona baktı. Edi ve Semi onun yanına indiler ve konuşmaya çalıştılar ama vahşi bir hayvan gibi yaklaşmalarına izin vermedi. Sana zarar vermeyeceğiz. Bizden korkuyor. Ona dokunmayın. Ayaklarım yere değer değmez Kira'ya doğru birkaç adım attım ama her yanı titreşince durdum. Neden okuldan uçup gittin? Burası çok tehlikeli. Eğer ona teslim olmazsam korkunun hiçbir gücü yoktur. Kira tekrar kılıca döndü, elini uzattı ve kılıcı aldı. Hafifçe ve basitçe kollarını sadece kılıcın ağırlığından dolayı zorlayarak. Edi neredeyse kendisine gidecek olan kılıcın ucundan geri çekildi. Lanet olsun. Bunu nasıl yaptı? Kira onu kaldırdı çünkü vebanın onun eline düşmesi gerekiyordu. Kira kılıcını salladı ve göz yaşı içinde güldü. Elveda veba, artık korkmuyorum. Ne? Ha. Veda etti, anladım, tamam. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.